Böyle bir 20-30 kişilik ekip liderleri haline geldi. Birçok komitemiz var tabii. Hani araştırma geliştirme çok önemli, saha ekipleri çok önemli, burada eğitim çok önemli, birçok komite. Arkasından Ocak ayı gibi gönüllü ihtiyacı üzerine çalışmalar başladı ve gittikçe arttı. Tabii Şubat'ta ve Mart'ta daha da fazlalaştı. Sizin de geldiniz ve çok teşekkür ederiz. Memnun kaldıysanız toplantıdan ne mutlu bize. 6 Mart toplantısında böyle binlere varmıştık. Şu anda bütün organizasyonlarımız içerisinde böyle 10 binlere vardık. Saha çalışmasında bulunan insanlar var. Sosyal medyada bize yardım eden, sosyal medyadaki prodüksiyonları, animasyonları, seslendirmeleri, aklınıza ne gelirse bu konularda hep böyle gönüllerle, bir imece usulü çalışmayla, organizasyonla devam ediyoruz. 10 binlere yaklaştı. Elinden gelen hiç kimse bu tür konularda uzmanlığında arda kalmıyor. Yapıyor elinden geleni. Peki yalnızca İstanbul'da mı sınırlı kaldı bu çalışma? Başka illerde de itiraz hareketinin katılımcıları ve bu organizasyona dahil olan arkadaşlarla bir koordinasyon halinde gidiyor musunuz? Nasıldır? Şimdi bir kere sadece İstanbul değil, Ankara, İzmir hemen eklendi. Arkasından Gaziantep, Adana, Antalya, Manisa, Muğla, Bursa, başka illerden de burada da yapalım, burada da yapalım diye sağ olsun insanlar gönüllü oldular. Belli bir sayının tabii tutması ve orada lider ekiplerin oluşması gerektiğinden sadece şu anda 9-10 il içerisinde kaldık. Yaptığımız araştırmalarda da 9-10 ilin bu çalışma için aslında yeterli olabileceğini de gördük. Tüm Türkiye'ye tabii yayılmak isterdik ama kalan süre zarfında ve tabii ülkenin içinde bulunduğu şartlar açısından şu anda 10 ildeyiz. Bir de bir bilgilendirme yapayım. Sadece beyaz yaka gibi gözükebilir belki o Evet. toplantıda insanlar İstanbul'da saat Benim ilk 7'deydi gördüğüm gibi. yani tabii Tabii ki7'den yanıltabilir. 70'e Onu soracaktım. öğrenciler, çalışanlar, aklınıza kim gelirse sivil toplum çok güçlenmeye başladı ülkede. Bu çok bizi mutlu ediyor. Sivil toplumda da herhangi bir partiye üye olmak istemeyen ama sivil toplumda çalışmak, bu ülkenin yararı için elinden ne gelirse onu yapmak isteyen birçok insan var. O yüzden çok geniş bir yelpaze Onu gönüllülerimiz. soracaktım tam da Kerem. Sahada özellikle işte biraz o yelpazeyi genişlettin sen. Nasıl bir temas kuruyorsunuz? Ev ev mi? Saha çalışmasına yoksa sokaklarda mı? Meydanlarda mı? Veya bu konuda daha öncesinden belirlenmiş olan mesela bir hedef bir kitleniz mi var? Hangi yöntem ve taktikleri stratejik olarak o taktikler içerisinde kullanıyorsunuz? O da çok geniş. Öncelikle şunu yaptık. Türkiye'deki geçmiş seçimlere, seçmen tercihlerine, kayan seçmenlere göre bir harita çalışması yaptık. Kayan seçmenler nerede? Nerede çalışabiliriz? Nerede daha çok hayıra, nerede daha çok kararsıza, nerede daha çok evete yönelme var? Mahalle mahalle. Ki gönüllülerimize biz bu haritaları kendi ilçelerinde hangi mahallede çalışabileceklerini gösterdikten sonra verim alabileceğimizi düşündük. Ve de saha çalışmasını ikiye böldük. Kendi çevresinde hayır verecek insanları gönüllü yapabilecek, hayırcıları gönüllü yaptık. Arkasından yine kendi çevresinde sandığa gitmeyecek hayırcının çok olduğunu gördüğümüz insanlara bu insanları motive etmeniz gerekiyor, sandığa göndermeniz, götürmeniz gerekiyor dedik. Ve de bunun için böyle sahaya çıkmanıza, günlük yaşantınızdan ekstra zaman harcamanıza gerek yok dedik. Bu insanları gün içinde zaten görüyorsunuz, işinizde görebilirsiniz. Sosyal yaşantınızda, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, aileniz. Bu insanlar hep çevrenizde. Bundan dolayı saha çalışmasını aslında insanın kendi özel yaşamında da yapabileceğini kurguladık. İkincisi de kendi mahallenizde ve kendi ilçenizde orada etkileşim alanı çok fazla olan bazı kişiler var. Bizim Perihan abla dediğimiz, belki diziyi hatırlarsanız. Evet, eskiden 80'li yıllarda. Tabii, bizim için önemli bir karakterdi. Perihan abla modeli üzerinden gittik. Her mahallenin bir Perihan ablası vardır ya da süper babası. O insanları bulsunlar ve o insanların eğer hayırcıysa o insanlar, o insanların referansıyla ya da onlarla birlikte mahalle çalışmaları yapsınlar. Hem daha güvenli olur, hem referans üzerinden gitmek hedef kitle açısından da daha güzel oluyor. Ve de tanımadıkları insanlarla kaynaşmaları onlar için çok ayrı bir tecrübe.
Çünkü bu insanların hiçbiri partili değil. Daha önce bu tür seçim çalışmalarına katılmamışlar ama işte bu hayır evet noktasında bir şeyler yapmak istediklerinde en uygun kurguyu bu şekilde gördük. Bunlar özellikle sandığa gitmeyen kesim üzerinde belirlediğiniz hedef kitlesi değil mi? 4 segment evet, var. Özellikle çünkü ben o çünkü sandığa gitmeyen ciddi bir oran var. Var. Evet. Ve bu her türlü seçimi de etkileyebilecek bir oran. Özellikle o kısımdan başlayarak diğer tabii segmentleri de açıklar mısınız? Şöyle yapalım. İşte 4 segment var. O gün sandığa gidecek hayırcı ve katı evetçi. Yani bu sandığa gitmeyenler mesela en son seçimde ne kadar bir nüfusu oluşturuyor? İşte 3. segment sandığa gitmeyecek hayırcı yaptığımız araştırmalarda 7 milyona kadar gidiyor. 7 milyona kadar. Evet. Neden hepsine hayır diyorsunuz? Yapılan araştırmalarda şu görülüyor. Bir önceki seçimde 1 Kasım'da %85 oranında sandığa gitme katılımı vardı. Bu aslında dünya ortalamalarının çok üzerinde. Yüksek, bayağı yüksek. Ama %15'te gitmeyen var. %15'in rakamlara dönüşümü çok büyük bir, yani işte 7 milyona tekabül eden bir rakam. Buna ek olarak biliyorsunuz bir de 1,5 milyon ilk defa oy verecek seçmen var, gençler var. 16 Nisan'da. 16 Nisan'da çok büyük bir rakam geliyor. Bütün bunlara baktığımızda seçmen yapısının ve tercihlerinin özellikle son dönemde de ülkenin geldiği nokta 7 Haziran'dan 1 Kasım'a dönüşte de tabii bazı travmalar yaşandı. Bu insanlarda umut kaybı, güven kaybı, bir farklılık. Karamsarlık. Karamsarlık olduğu, bir şey değiştiremiyorum evet hissiyatı. Bu hissiyat ne yazık ki insanları sandığa götürmemeye yönlendiriyor. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Ve de gitmeyecek insanların, sandığa genelde de gitmeyen insanların profilleri çok birbirine benzer. Demografik özellikleri, yaş, eğitim düzeyi, sosyokültürel özellikleri, anketlerde verdikleri cevaplar sorulara çok benzer. Bu benzerlikten hareketle birlikte tahmin ediyoruz ki o insanlar sandığa giderse hayır verecekler ama sandığa gitmiyorlar. Büyük oranı evet. Çok çok. %80'i. Bu genç, 1,5 milyon yeni genç oy kullanacak ve bunlar da muhtemelen 18 ile 24 yaş grubu arasında olacak değil mi? Evet. 1 Kasım 2015 seçiminden sonra yeni katılacak genç yaş grubu içerisinde. Onları nasıl hedeflediniz? Onlarla ilgili çalışmalarınız nasıl? Onlarla şöyle, 18-24 farklı bir dil konuşuyor. Hayata bakışları çok başka, ilgi alanları çok başka. En büyük sıkıntı da şu, siyaseti çok büyük bir çatışma alanı olarak görüyorlar. Siyasetten o yüzden çok hoşlanmıyorlar. Daha da ötesi kendi aralarında siyaset konuşurken ötekileştirilmekten ve ötekileştirmekten korkuyorlar. O yüzden siyaset çok konuşmuyorlar. Başka konulardan kendi aralarındaki sohbetler devam ediyor. Böyle olunca siyaset konuşmayan ve uzak durmak istediklerinden gençler sandığa da gitmiyorlar. 1,5 milyon insandan bahsediyoruz. Sadece 18-24 değil bu arada. Aslında o 18-32'ye kadar gidiyor. 32'ye kadar gidiyor. Gidiyor. Evet. Tabii. Ama ne kadar gençse gitmeme oranı o kadar artıyor. Peki, kullandığınız dille çok dikkat ettim ben. Gerçekten de ötekileştiren, yabancılaştıran ve kamplaştıran değil. Daha olumlu ve aynı zamanda olumluya çeken ve aynı zamanda yeni bir hayat kurmaya yönelik bir dil ve söyleme sahipsiniz. Çok başarılı buldum. Özellikle izleyicilerimize biraz açar mısınız bu konuyla ilgili? Ben çünkü biraz tasnif çatı söylemiyle bunu dillendirdim. Mesela neden böyle bir dile dikkat ediyorsunuz ve özellikle nasıl yaklaşıyorsunuz? Mesela evetçilerle karşılaştığınızda. Evet, evet. Sadece evetçilerle karşılaşmak da değil. Evet. Ülkenin bizce başka çaresi yok. Toplumumuzda inanılmaz bir kutuplaşma oldu. Sadece iki kutup da değil, şu anda böyle hayır evet gibi gözüküyor ama aslında birçok konuda fazla kutup var ve konuşmuyoruz. Hatta ben şunu da örnek veriyorum, belki hatırlarsanız 6 Mart'ta da vermiştim. Öyle bir hale büründük ki ne yazık ki, böyle sokakta bir insan bize yaklaşırken böyle gözümüzün ucuyla gördüğümüzde bile hemen bir ön yargı, benden ya da değil diye. Ne yazık ki bu bende de vardı.
Bu çok büyük bir sorun. O insanı daha duymadık, o insanla hiç konuşmadık. Aklında, fikrinde, gönlünde ne var bilmiyoruz. Hemen böyle bir ön yargıyla duvarlar çekiyoruz aramıza. Eskiden konuşurduk. Farklı renkler de konuşurdu eskiden. Politik liderler, siyasi liderler de ve seçmenler de aralarında hatta keyifle ve biraz espriyle konuşurdu. Şimdi o bitti. Hiç konuşmuyoruz, gülmüyoruz. Evet. Yani gülme çok güzel bir örnek vardır. Brezilya'dan bir abim diyeyim. Kendisi 15 sene FIFA'da çalışmış. Son derece böyle dünya toplumlarına hakim, birçok ülkeyi gezmiş bir insan. Böyle birkaç sene önce, bir ondan fazla sene önce Türkiye'ye gelmiş. Yemek yiyoruz, üçüncü günüydü. Döndü bana, Kerem dedi, siz komik insanlarsınız dedi. Ben tanıyorum sizi, daha önce geldim dedi. Üç gündür dikkat ediyorum, hiç kimse gülmüyor dedi. Bu ne zaman oldu? Bu son dönemlerde evet dediğin... Bir buçuk senedir. Hiç kimse gülmüyor dedi. Hatta yemek yerken garsonlar dedi, mesleki kültürlerinden dolayı karşıladıklarında gülerler dedi. Onu bile göremiyorum dedi. Sokakta daha diş görmedim. Nerede bu dişler dedi. Toplumda bunun değişmesi gerektiği evet. konusunda herhalde hemfikiriz. O da şuna bağlanıyor. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Siz bilmezsiniz. Bir kere siz biz oldu birçok evet. noktada. Bu nasıl düzelecek? Bu iletişimle düzelecek. İletişimde nasıl olabilir? Size ben hakaret etsem, kusura bakmayın. Size ben siz bilmiyorsunuz, etmiyorsunuz. Doğrusunu bir tek ben bilirim desem. Yargılasam. Ön yargılarla baksam, beni dinler misiniz? Tabii ki yani hemen bir gard atmaya başlar kişiler. İşte o noktada duymak bile değil. Yani boş verin değil, duymuyoruz bile. Olumlu dil kullanmak zorundayız. Ama olumlu dil de dinleyerek başlamalı. Önce bundan başlamalıyız. Bir dinleyelim bakalım. Ne diyecek? İnsanlar ne diyecekler? Bakmayalım nereden geldiklerine, hangi ön yargıyı biz onlara yapıştırdıysak, onunla ilgili bir şey söyleyecekler mi, söylemeyecekler hiç bakmayalım. Önce bir dinleyelim. Kampanyamızda da dinleyerek başlıyoruz. O yüzden sahada kimle karşılaşırsak karşılaşalım. Evet seçmeni olabilir. Sandığa gitmeyecek hayırcı da olabilir. Hatta gönüllülerimiz, yani bakın hayatlarından zaman ayırıyorlar. Risk alıyorlar. Herhangi bir siyasi partiyle çalışmıyorlar ama sivil inisiyatif olarak bizler sahaya çıktığımızda bu insanlar, gönüllülerimiz... Çok büyük fedakarlıkta bulunuyorlar. Bunun karşılığında hayır oyu basacak insan sandığa gitse, gitmediğinde ve o insanla karşılaşınca da aslında kızıyorlar. Orada da olumlu değil. Orada da motivasyon. Orada da olumlu değil. Karşılığını gördük. İnanılmaz güzel çalışmalar oldu. İnsanlarımız bu olumlu dili şimdi ailelerinde bile kullanıyorlar. Sosyal yaşamlarında bile kullanıyorlar. Özel bir eğitim... Yani grup çalışmalarında özel bir eğitimden geçerek mi başladınız? Yani özel bir motivasyon, özel bir seminerden geçerek mi böyle bir sahaya girdiniz? Yani sen de görüyorum onu. Özel bir farkındalıkla bu işi yapan, belki gönüllü olup da bu farkındalığa sahip olmayanlara özel bir eğitim mi verdiniz? İletişim eğitimi verdik. Gönüllü eğitmenlerimiz, kendileri iletişim eğitmenleri. Son derece profesyonel insanlar. Meslekleri de bu. Ve dediler ki bu iş iletişimsiz olmaz. O yüzden gönüllülerimize, her gelen gönüllümüze iletişim eğitimi verdik. Çok keyifli sınıflardı. Yani 2-2,5 saat sürüyor. İlk defa bir araya geliyorsunuz ve referandumda insanlarla nasıl konuşuyorsunuzu soruyoruz. İlk cevaplar sonra anlaşılıyor ki hep yanlışmış. Çünkü insanlar şunu söylüyorlar. Kendi mantığımı başka bir insana aktardığım anda anlaması gerekir. Hiç öyle değil o iş. Öyle değil tabii. Hiç öyle değil. Bir kere siz konuşmaya başlamayın. Önce bir dinleyin. Dinledikten sonra insanlar bu kişi beni dinliyor desin. O kişi beni dinliyor. Demek ki ben onunla konuşabilirim. Bir de ben onu dinleyeyim diye geri dönüş oluyor. Çare hakikaten toplumsal bir yaraya dönüştüren bu noktada, iletişimin sorunu olduğu bu noktada bu oldu, olumlu dil oldu. Ya o kadar memnunuz ki. 16 Nisan referandum çok güzel bir şeye karar verecek bu ülke. Ama devamında gönüllülerimiz ve onların etkilediği başka insanlar olumlu dile bizce devam edecekler. Ve etmek zorundayız.
Programımızın arasına seninle birlikte telefonla bağlantısını yapacaktık. Sinan Ogan, MHP Genel Başkan adaylığındadır. Biliyorsunuz birçok engelleme ve salon verilmemek kendisine. Hı hı. Siyasi bir parti temsilcisi olarak kendisi sahada. Maalesef öğrendik yayına girmeden önce bir silahlı saldırıya daha uğramış. İyiymiş. Hiç haber alamadık. Şu anda bağlanmaya çalışıyor. Şu dakika itibariyle Deci'deki arkadaşlar bağlanmaya çalışıyorlar. Maalesef bağlanamadık. Herhalde Sinan Ogan'sız bir program yürüteceğiz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kendisine de. Biz programımıza sizinle devam edelim. Olumlu dilden bahsederken evet, bu haber de tabii biraz acı kötü oldu. Evet. Sahada zaten siyasilerin, özellikle bir kısım siyasilerin diyelim, bu iletişim dilinden olabildiğince yararlanmadıklarını, bir kısmının da yararlandığını görüyoruz. Çok ilginç bir şekilde siyasi parti temsilcilerin, özellikle hayır cephesinde çalışanların bu olumlu dilden büyük oranda yararlandıklarını, yavaş yavaş öğrendiklerini görüyoruz. Yani sizin doğrudan böyle başlamanız, sahaya doğrudan bu dilden başladığınız bu dinamizmi ve taktiği partiler de yavaş yavaş kullandıkları angajmanlar, kullandıkları propagandalar, kullandıkları videolarda yavaş yavaş bunu göstermeye başladılar. Erdal Bey, çok özür dilerim. Buyurun. Şöyle taktik demeyelim. Taktik, siyasi doğru. Açıdan bir taktiktir, doğru. Vesaire de bizce bu bir doğru. Kültürdür. Kültür, ve doğru. Kültür olmak zorundadır. Doğru. Siyasi bir gerçekliğin ve real siyasetin belki bir kültür olsaydı bugüne kadar, bu çatışma, belki bu referanduma da ihtiyaç olmazdı. Bu kadar kamplaştırıcı. Evet, çok haklısın. Belki. Kültür diyelim ama bu taktikle gidilmiş olsaydı çoktan bir kültür içselleştirmesi haklısınız. Olabilirdi. Çok doğru. İtiraz hareketinin rejideki arkadaşlar eğer hazırsa birkaç tane video çektiğiniz video kliplerinizi tekrar bulduk. Tekrar izleyicileri izletmek isteriz. Onlara bir iki dakika bakalım, tabii. Yine konumuza deneyelim. Size bir sorum var. Sizce başkanlık sistemi işsizliğe çözüm olur mu? Peki başkanlık gelirse vatandaş tanıdığa, hemşeriye, torpile ihtiyaç duymadan işini daha rahat halledebilecek mi? Başkanlık gelirse ekonominin kötü gidişi son mu bulacak? Bu sisteme geçersek komşu ülkelerle ilişkilerimiz daha mı iyi olacak? Peki bu sistem terörü kökten bitirebilecek bir çözüm sunuyor mu? İnsanlar komşusuyla konuşmaz oldu. Bu yeni sistem gelirse özlediğimiz birlik, beraberlik, huzur gelecek mi? En önemlisi, bu topraklarda doğmuş, büyümüş, dinine, milletine, bayrağına bağlı herkes kendini daha mutlu, daha huzurlu mu hissedecek? Bu soruların cevabından emin değilsen, hayır. Kerem, izleyicilere sunmuş olduğumuz bu video gösterileri birkaç tanesi tabii. Bundan kendi sosyal hesaplarınızdan çokçasını paylaşıyorsunuz.
Ve hepsinde de çok başarılı bir çalışma ve doğrudan temaya, hedefe doğru özel seçilmiş mesajlarla sunuyorsunuz. Bazen görüntülerle, rejideki arkadaşlar belki onları gösterecekler. Evet ve hayır baskı kağıtlarıyla bunu sosyal medyada ve herhalde sahada dağıtarak bunu gösteriyorsunuz. Bu konuda özellikle 6 Mart'taki sunumda özellikle bir kemikleşmiş evet diyen bir grup. Bu grupla çok fazla işimiz yok veya öyle anladım. Bizim çalışma alanımız burası değil. Fakat bu çalışmalar sonucunda bu kemikleşmiş evet diyenlerde de bir çözülme, bu sizin iletişim diliyle bir farklılaşma oldu mu? Yani onlara denk geldiğinizde, konuştuğunuzda. Tabii. Bir kere denk geliyoruz. Hatta dün çok güzel bir ekiple kağıthanedeydik. Sokak sokak, mahalle mahalle gezdik. Kapıyı kimin açacağını bilmiyorsunuz. Bu tür evet seçmenleriyle de karşılaşıyoruz. Güzel nokta şu oluyor. Bize kapıyı açıyorlar. Açmayabilir. Sert konuşmuyorlar. Konuşabilirler. Herhangi bir siyasi partiden gelmediğimizi bilinçlendirmek ve hem bizim hayır sebeplerimizi hem de onların neden evet dediğini merak ettiğimizi söylüyoruz. Bu yaklaşım bir kere çok işe yarıyor ve sağ olsunlar çok kibarca konuşuyorlar da. İşte aslında ilk başlangıçta bu, konuşuyoruz. Yani acaba konuşabilir miyiz diye düşünüyorduk. Çözülmeler de şöyle, daha çok anayasa maddeleri üzerinde bilgilendirme yapmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Mesela daha dün 12 yargıçların 12 tanesinin Cumhurbaşkanı tarafından atanması cümlesini kurduktan hemen sonra bir dakika 12 değil 2 dediler. Hayır 12 dedik. Böyle hafif bir iddialaşma noktasında hemen açıldı bakıldı. Aa biz böyle bilmiyorduk. Ya da daha sonra yani görevi bıraktıktan sonra yargılanması noktasındaki madde biz onu bilmiyorduk. Bilinçlendirme çok önemli oluyor. Unutmayınız Kerem. Benim gördüğüm yani gözlemlediğim evet diyen kesimde özellikle anayasa maddeleri üzerinden zaten çok fazla bir tercih yöntemi yapılmıyor. Bunu propagandasını yapan, evet için propagandasını yapan siyasilerin de başbakanlığın söylemlerine bakıyoruz, cumhurbaşkanının söylemlerine bakıyoruz. Yine anayasa üzerinden bir tartışma yapılmıyor yani maddeler üzerinde. Dediğiniz gibi daha farklı bir söylem üzerinden gidiyor. Bu herhalde evet diyen kesimde de benzer bir görünüm veya etki veya tepki doğuyor. Bu dediğiniz doğru. Yani bu anayasa maddesi çünkü bir de bunu tartışabilecek medya doğrusu yok. Yani olabildiğince bu konuyu dünyanın herhalde en çok ekran başında geçiren bir halk olduk. Çok ciddi bir rakam 5-6 saate denk geliyor. Liderlik Türkiye'de sözlü ve görsel olarak. Fakat medyanın büyük oranında hayır kampanyalarını yürütenlerin temsilcileri çok zayıf. Yani yer verilmiyor hemen hemen. Dediğiniz gibi bilgilendirme de haliyle yapılmıyor buradan. Ve bu konuyla ilgili sanırım çok karşınıza çıkan bir husus değil mi? Bu anayasa paketinde nelerin değiştirildiği konusuyla ilgili bir bilgi sahibi olmama hali. Bu çok önemli bir konu. Şu anda evet bir çok yoğun bir reklam kampanyası yapıyor. İçerik normalde anayasa olmalı ama dediğiniz gibi anayasa maddeleri üzerine konuşulduğu zaman daha çok hayır güçleniyor. Başka konular konuşuluyor. Yani olay siyasete dönüyor, olay geçmiş dönemlere dönüyor, olay kişilere ve olay partilere dönüyor. Ama biz sadece anayasa konuşmak istiyoruz. 18 madde üzerinden gittiğimizde bundan dolayı elimiz aslında çok kuvvetleniyor. Herhangi bir siyasi amacımız olmadığı için sohbetlere, cümlelere bunu da koymayınca sadece maddeler üzerinden anlattığımız zaman farklılaşabiliyor. Orada bazı çözülmeler olabiliyor. Çok doğru. Medyada yer bulamamak bir kere eşit olmalı. Yani evet ve hayır eşit şekilde bulunmalı, konuşulmalı, zaman açısından verilmeli. Bu noktada tekrar bu fırsat için teşekkür ederiz. Rica herkes ederim. Bunu yapmıyor. Yapamıyor da. Ama eminiz ki halk bunun da farkında. Ve kapıların bize açılması biraz da böyle. Çünkü merak ediyor.
Her yerde evet, sebepler belli. Ama anayasayla ilgili sizi bilgilendirme yapmak istiyoruz dediğimizde orada bir açlık var. Bu tatmin edilmiyor. Bilgiye açlar. Mümkün olduğunca doldurmamız gerekiyor. Ve benim naçizane bir tavsiyem, hayır için gönüllü olan herkes, hayır kampanyası yapan herkes anayasa maddelerinden dışarı çıkmasınlar. Yeterlidir. Ve başka da hiçbir konuşmaya, başka hiçbir teze, başka hiçbir siyasi noktaya gerek yok. Maddeleri konuşalım. Maddelerin hukuki tarafını daha insanların anlayabileceği, sosyal yaşamlarından örnekler verilebilecek, oradaki kaygılarını çözecekler mi, çözmeyecekler mi, biraz önceki videodaki gibi. Evet. Bunlar konuşulsun. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Peki, sandığa gitmeyenleri konuştuk. Evet diyenler konusuyla ilgili çalışmalardaki gözlemlerinizi konuştuk. Bir de bu kararsızlar konusunda özellikle anketlerde geçmiş oranlar verildi kararsızlarla ilgili. Bir kısmı korkusundan kararsız olduğunu söyledikleri söylüyorum. Bir kısmı da gerçekten de kararsız olan belli bir kesim var. Şimdi bu kararsızlarla ilgili hem sahada hem de var olan anketlerden çıkan sonuçlara göre gözlemin veya çalışma sonuçları ne oldu ve ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili özellikle? Anket. Yani özellikle itiraz hareketi. Tabii. Gözlemleri nelerdir ve neler bekliyor kararsızlardan? Anketlere cevap verirken insanların çekindiği bir gerçek. Kararsızım diyor ama aslında o kadar da değil. Biz sahada bunu çok duyuyoruz. Bize biraz böyle çekinerek söylüyorlar. Belli bir güven ve samimiyet oluştuktan sonra insanlara anlatıyorlar. Anlıyorsunuz ki kararsız değil. Ama o insanları yerinde olsam ben de kararsızım derim. Korku bir İklim olmaz oldu tabii ki. Olmaz. Fişlenmesinden tutun da. Tanımadığınız bir insan size evet mi hayır mı diye soruyor. Siz cevap verir misiniz? Cevap vermediğinizde bile sıkıntı olacaksa ben kararsızım dersiniz. Çıkarsınız işin içinden. Biz orada bir güven, bir samimiyet oluşturduktan sonra duyabiliyoruz ki gizli hayırcılar var. Şimdi o çok sevindirici bir şey. Keşke bu kadar korkmak zorunda olmasak. Herkes hür bir şekilde ifade edebilse ne düşündüğünü, seçiminin tercihini. Öyle değil ne yazık ki ama sahada gördük kararsızlar var, yok değil. Kararsız insanların kafası biraz karışmış durumda. Ne kadar bir oran yani gördüğün 10 kişiden veya 100 kişiden kaçı bu şekilde? İlçeden ilçeye, mahalleden mahalleye çok değişiyor. Hakikaten çok değişiyor. Anketler üzerinden anlatmak istersek Türkiye'de 8-9 milyon kararsız ki bence biraz daha azalıyor var, yok değil. Bu insanların sandığa gittiklerinde kafaları karışmış olacak mı hala? Biz bu bilinçlendirmelerde başarılı olacak mıyız? Bizim de performans ölçümüz o olacak aslında. Mümkün olduğunca o insanlara anlatalım. Ama kararsızlık sebeplerinin başında onlara söylenen ve daha çok duydukları evet argümanlarının yanında biraz böyle nedir ne değildir bu yasa neleri değiştirecek, hangisi onlara mantıklı geliyor. Böyle bir teraziye koyduklarında aslında tutmuyor, örtüşmüyor. Onun da farkındalar. Onu biraz daha böyle anayasa maddelerini anlatarak ve insanlara dokunarak, o insanlarla konuşarak kararsızları hayıra çekmeye yönlendirmemiz gerekiyor. Sesimizi duyurmamız gerekiyor. Geçmiş haftalarda özellikle belirli mahalleleri veya semtleri hedeflediniz mi? Özellikle mesela muhafazakarların daha çok oy aldıkları ilçeler veya mahalleler veya kararsızlar veya sandığa gitmeyenlerin. Bu konuyla ilgili özel bir araştırmayla mı gittiniz veya gitmişseniz eğer? Böyle bir çalışma yapıldı mı? Tabii. Yaptığımız en önemli araştırmalardan, çalışmalardan bir tanesi buydu. 7 Haziran'da hangi partiye oy vermişse 1 Kasım'da bunun değişmesi bizim için o insanları potansiyel haline getirdi. Mesela şimdi evet partilerine eğer evet'i destekleyen partilere 7 Haziran'da oy vermemişse ama 1 Kasım'da vermişse o aradaki dönem o insanların aklını başka bir partiye çelmişse evet hayır noktasında demek ki takım tutar gibi tercih yapmayacaklardır. Bundan dolayı bizim için potansiyeldir. Ve de İstanbul'dan örnek vereyim. Pilotumuza biz Fatih'te ve Kağıthane'de başladık. Fatih ilçesi ve Kağıthane ilçesi. Fatih'i bilen bilir. Fatih evet. Kolay bir ilçe değildir. Ama Fatih inanılmaz kozmopolit çıktı. Fatih muhteşem gidiyor. Fatih'te geçen hafta evet hayır üzerine tamamen sivil inisiyatiflerden bir araya gelen gruplar bir münazara yaptılar.
televizyonda göremediğimiz kadar güzel, yerel, hiçbir olumsuz dilin olmadığı, insanların argümanlarını ortaya koydukları, hatta serbest kürsü de vardı. Çok keyif aldık. Fatih'in ortasında evet deme sebepleri, hayır deme sebepleri ve biz Fatih'ten çok hayır da duyuyoruz. Hatta çok ağırlıkla hayır diyoruz. Buna ilk başta inanmıyorduk ama saha çalışmaları o kadar güzel gitti ki ben o ekibime çok teşekkür ederim. Fatih ekibi çok kıymetli insanlar hakikaten. Diğer hepsi öyle ama Fatih böyle hem erken başlamasıyla hem bize bu sahanın yansımasını o kadar güzel, o kadar böyle berrak bir şekilde yansıttılar ki, çalışmalarını yansıttılar ki Fatih bizim için böyle bir kurlandıdır. Seçmen olarak da yüksek bir ilçe yani. Çok önemli ilçe Fatih. Peki Kağıthane'de nasıl? Orada da epey bir muhafazakar, yani muhafazakar derken daha çok İktidar Partisi'nin oy aldığı belediyeleri olabildiğince elinde tutan bir ilçemiz. Evet. Nüfus oranı olarak da, seçmen oranı olarak da yüksek. Oradaki çalışmanın nasıl geçti? Daha dün akşam oradaydık. Saat işte ekip 12'de başladı. 9.30'da bitirdik. Ben de onlara 4.30'da katılabildim. Çok ortada. Yani muhafazakar seçmenlerin bulunduğu mahallelerde yaptığımız çalışmalarda biz hayırlar bulabildik. Hayır diyorlar. Sebeplerini de çok güzel anlatıyorlar. Onun dışında evet seçmeni de var tabii ki ama onlarla da konuşabilmek çok güzeldi. Hiçbir kapının bize kapandığı olmadı dün akşam. Bunun içerisinde tabii çok kritik nokta bu neden hayırı anlatan ama normalde şu anda evet evet destekleyen partilerin seçmenleri. O insanlardan söylem toplamak daha keyifli oluyor. Partilere evet derken onlar niye hayır diyor. Çünkü açıp bakıyorlar ve bize anlatıyorlar. Şu madde, şu madde, şu madde benim aklıma yatmıyor. Ben bu kadar yetkiyi kendi tanıdığıma vermem. Ben bu kadar yetkiyi kendim de almam diyen de var. Denetlenmemek ne demek diyen de var. Biz çok sesli olmalıyız diyen de var. Onlardan duyunca, çünkü bizim cebimizde bu söylemler var ama onlardan duyunca tabii çok daha keyifli oluyor. Yani şeyi biliyor herhalde. Yani kendi partisi belki AK Parti ise AK Partisi'ne oy vermeyi yine devam edecektir sonrasında bir seçim olacağında. Ama bu referandumun öyle olmadığını bilenler de var yani o kesim içerisinde. Farklılığının bilinçli olduğunu söyleyebilir miyiz? O cümleyle başlıyorlar zaten. Bu iş başka, bu bir referandum, parti seçmiyoruz. Benim oyum belli ama bu sefer başka bir durum var diye başlıyorlar. Zaten hemen gerisi geliyor. Bunu dünkü Yeni Kapı mitinginde de gördük. Katılımı ne kadar yüksek göstermelerine rağmen çok katılım yüksek değildi. Hatta sona doğru da ciddi bir dağılma, yani Cumhurbaşkanı konuşurken dağılmaların olduğunu gördük. Burada da çok ciddi bir, biraz önce dediğiniz gibi farklı bir tutum var. Yani burada bir militanlaşma, çok ciddi bir şekilde bir takım tutma hali de sıkı sıkıya o 1 Kasım'daki sonuç gibi olmayacağı gibi geliyor. Olmayacağı gibi görünüyor. Olmayacağı gibi davranış şekilleri gösteriyor. Çünkü seçim çalışmaları da öyle. Evet'in çalışmalarına bir baktığımızda yalnızca evet konvoylarında marştan başka, marşvari şarkıların dışında hiçbir şey söylenmiyor. Ben evet de çok coşku göremiyorum. Coşku yok. Ciddi bir finansal kaynak var. Her yerde evet yazıyor. Bu bizim için de şöyle bir avantaj. Şimdi hayır her yerde yok ama insanlar çevrelerinde hayırı duyuyorlar ve hayırı görüyorlar ve cesurca görüyorlar. Bu hayırın çok çok işine yarıyor aslında. Çünkü istediğiniz kadar her yere evet yazın, her yere evet asın. Coşku olmadıktan sonra bir seçimde, bir referandumda halk onu benimsememiş demektir. Hele hele kendi seçmeniniz benimsemediyse, ki bunu birçok noktada görebiliyoruz, hayırın çok büyük bir şansı var demektir. Bir şey soracağım Kerem. Recideki arkadaşlar acaba bir daha deneyebilir mi Sinan Bey'i aramak için? Bir daha deneyelim. Şimdi MHP'deki muhaliflere, Devlet Bahçeli'ye aday çıkmış, özellikle kongreye yaptırılmamış, işte Meral Akşener'lere, Sinan Oğan'lara yapılan engellemeler, saldırıları görüyoruz. Az önce de yeni bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını öğrendik. Benzer şey HDP seçmenleri veya bu konudaki HDP çalışmalarını yürütenlere yapılan saldırılar ve engellemeler mevcut. Ve CHP'lileri de aynı şekilde. Salon verilmemesinden tut,
geçen 3 gün öncesinde işte Kulaksız'da Beyoğlu ilçe başkanı ve çalışanları saldırıya uğradı. Buna veya daha önce de yine konvoyuna saldırılar oldu. Şimdi bu siyasi partileri ve çalışanlarına yapılan engellemelerle siz hiç karşılaştınız mı? Yani size veya böyle bir engelleme oldu mu? Bizim çalışmalarımızda hiçbir engellemeyle karşılaşmadık. Bu noktada son derece sevinçliyiz. Gönüllerimiz herhangi bir tatsızlıkla hiç karşılaşmadılar. Siyasi partilerin çalışanlarına, hayır çalışanlarına bu tür şeyler bizi çok duyduğumuz zaman üzüyor. Olmamalı nokta. Yani olmamalı. Hiçbir şekilde bunu şu sebepten bu sebepten diye kabul edemeyiz. Çünkü eğer referandumda ülke rahat rahat hayırı, evet'i konuşamayacaksa neden seçime gidiyoruz? Çalışmalar yapılamayacaksa, halk bilinçlendirilemeyecekse neden 16 Nisan'da bizden bir oy vermemiz bekleniyor? Bunu kesinlikle kabul edemeyiz. Kesinlikle kabul edemeyiz. Şu çok önemli, biz hep gönüllerimizi söylüyoruz. Lütfen bu tür bir çatışma ortamına da girmeyin. Hep olumlu dille gidin. O yüzden de bir tatsızlık yaşamamızdan dolayı da sevinçliyiz. Başına böyle şeyler gelen insanları da demin anlattınız Sinan Bey, diğer örnekler, Meral Hanım. Evet. CHP'li ve HDP'li siyasi... Yani çok pardon, acı, evet. Çok acı. Yani demokrasi bu değil. Medeniyet bu değil, demokrasi bu değil, politika bu değil. Bu olmamalı artık ülkede. Az önce yine denedi arkadaşlar kapalı telefonu. Maalesef herhalde önümüzdeki başka bir yayında alacağız bu hafta yaparsak. Kerem, mesela çok güzel bir söylem var. Emin değilsen hayır de. Risk alma hayır de. Bunu sahada da söylediğinizde tepki nasıl? Yani bu kararsızlarda mı özellikle yoksa daha çok sandığa gitmeyenler üzerine mi? Çünkü hayırcılar zaten onlar da belli. Evetçiler de belki bir kararsızlık söz konusu olabilir. Bunlar daha çok hangi bu sloganların veya bu söylemin hedefi oluyor? Bu iki söylem de çok önemli çünkü. Tabii. Bu kararsızlara yönelik bir söylem. Kararsızlar eğer emin değillerse bu kadar büyük bir değişiklik noktasında hayır demeliler. Futboldan bir örnek vereyim. Futbolda FIFA hakemlere der ki eğer emin değilseniz offside'dan, faulden oyuna devam edin, oyunu değiştirmeyin. Çünkü emin olmanız gerekir. Eğer emin değilseniz riske girmeyin. Eğer emin değilse seçmen bu kadar büyük bir değişikliği. Yani şimdi bunu doğru oturalım ve söyleyelim. Diyelim ki referanduma değiştireceğimiz referandumda 18 madde bu ülkede inanılmaz bir değişiklik yaratacak. İnanılmaz bir değişiklik yaratacak. Yani her noktada. Siyasetinden, hukukundan, ekonomisinden. Eğer emin değillerse, arada kalıyorlarsa, maddeler biraz kafalarını karıştırdıysa lütfen açıp okusunlar. Kimin ne dediğini biraz karışıksa, televizyonlardan, yazılı basından, medyadan yeterince beslenemiyorlarsa oyunu değiştirmesinler. Bu değişiklik çok büyük bir değişiklik. Emin olduktan sonra değiştirmemiz gerekiyor. Herhangi bir anayasa değişikliği bu boyutta ülkedeki bırakın 50.1'i ülkenin büyük bir çoğunluğu tarafından onaylanmalı da geçirilmeli. Evet. Yani dünyanın her yerinde bu böyledir. Aynı Türkiye farklı olmamalı. Risk almayın diyorsunuz, hayır deyin diyorsunuz. Tabii tabii, bu risk çok büyük bir risk. Risk varsa emin değilseniz hayır deyin. Son 7 dakikamıza giriyoruz. İki sorum var Kerem sana. Önce neden, Kerem olarak neden hayır demeliyiz? 7 dakika yetecek mi? Yok, 7 dakikanın tümünü kullanma. Yok, başka tabii, bir sorun daha tabii, var çünkü. Kısa bir şekilde hemen. Temsiliyet çok önemli bir şey. Temsiliyet, özellikle bu kadar çok renkli ve çok sesli bir toplumda temsiliyet kesinlikle aşağı çekilmemeli. Biz bu değişiklikten sonra temsiliyetin azalacağını, milletvekillerinin güçsüz bir hale getirileceğini ve de tek bir merkez tarafından, tek bir hatta kişi tarafından yönlendirileceğini ülkenin görüyoruz. Şimdi insanların kötü dönemleri olur, insanların yanlış verdikleri kararlar, yanlış kişilere güvenmeleri. Biz çok mükemmel bir insan